Eğer bu üç adımı atarsanız acılarınızdan kurtulursunuz. Hocam harika bir şey. Gerçekten bu yöntemle acılarımızdan kurtulabilir miyiz? Kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen veriyorum. Birinci madde itiraf etme. Korktuğun, endişe duyduğun, rahatsız olduğun, başına gelirse mahvolacağını düşündüğün ne var? Bunu bul ve bunu itiraf et. Ne seni korkutuyor, endişelendiriyor? Bunu itiraf et. Yüksek sesle söyle. Sahip olduğum olanakları kaybedersem ben mahvolurum. Yani kazandığım şu andaki şeylerini kaybetme korkusu yaşıyorsun. Bunu itiraf et. Benim böyle bir korkum var de. Ya da mesela yalnız kalırsam çok acı çekerim. Ben yalnızlığa dayanamam. Ben ne yaparım hocam? Bak, yalnız kalma korkum var benim. Bunu itiraf et. Başka ne olabilir? düzenim bozulursa. Hocam harika bir düzenim var. Ben bu şehri çok seviyorum. Buradan başka bir yere gidersem düzenim bozulursa ben mahvolurum, ben duman olurum, ben ne yaparım? Böyle bir korkum var. Böyle bir endişem var. Bunu itiraf et. Şu da olabilir. Sevgilimden ayrılırsam ben yaşayamam hocam. Hayatım kayar. Kendimi hayatta toparlayamam. Ben onsuz ne yaparım? Ölürüm hocam. Şimdi sevgilim beni terk ederse ya da eşim beni terk ederse de olabilir. Bu tarzda bir kaygım, korkum var. Böyle bir endişem var. Bunu itiraf et. Birinci maddemiz önce itiraf ediyoruz. Korkumuz, endişemiz ne? Bunu buluyoruz ve itiraf ediyoruz. İki, sanki başına gelmiş gibi düşün. Neden dolayı acı çekmekten kaçtığını, endişe ettiğini bulduk. Bunu itiraf ettik. Şimdi sıra bu acıyı başına gelmiş gibi düşünme. Sanki şu anda bunu yaşıyorsun. Otur, Kapat gözlerini. O acının içinde kendini hayal et. Aşık olduğun kişi bıraktı, gitti. Artık hayatında yok. Bunu yaşa. Gerçekten gittiğini düşün, hayal et. Giden sevgili nasıl döndürülür diye bir videom var. Onu izlersin, korkma geri getiririz. Rahat ol sen. Hayal etse. Gitti o. Yok hayatında. Ya da şu an sahip olduğun güzel ve zengin hayatı kaybettin. Her şeyi kaybettin. Her şey gitti ya. Hocam sen düşman mısın ya? Neler hayal ettiriyorsun bize? Hayal etsen. Tamam mı? Olmasın ama diyelim oldu. İkinci maddemizde bütün bu korkularınızın, endişelerinizin başınıza geldiğini düşünüyorsunuz. Gelelim üçe. Hiç endişelenmeyin. Her şey yolunda. E nasıl yolunda hocam? Hayatımız kaydı. Başımıza geleceğinden korktuğumuz her şeyi sen bizim başımıza getirdin. Düşünmemizi sağladın. Benim rahatım bozuldu. E sevmedim bu işi. Diyebilirsiniz. Daha acısı geliyor. Üçüncü adım şu. Şimdi artık acı çekmekten korktuğunuz olay başınıza geldi. Geldi işte. Doya doya ızdırabınızı yaşayın. Şu anda düşündüğün şey başına gelmiş durumda. Bunu yaşa. Ağla, inle, isyan et, bağır, çağır. Kendini duvardan duvara vur, yere at. Bütün acını ciğerlerine çek şöyle. Bütün yaşadığın sıkıntılar, problemler, her şeyi şöyle hisset. Dilediğin kadar dibe vur. Bütün bunların başına geldiğini düşünerek yıkıl. Birkaç saat bu ruh halinde, bu psikolojide kal. Hatta sabaha kadar, acını sonuna kadar yaşa. Sabahleyin uyandığında ne olacak? Sen var ya bütün bu acı ve ızdırap kotanı doldurmuş olacaksın. Artık korkacak bir şey kalmadı. Yaşadın sen bunu. Başına geldiğinde ne yaşayacağını biliyorsun artık. Artık senin kaybedecek hiçbir şeyin yok. Geldi başıma ya. Ne oldu? Hayat devam ediyor. Acılarınızla yüzleşip onların karşısına dikilebildiğiniz için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Kendinden emin, güçlü duygularla kendine yeni bir sayfa aç ve kendine şunu söyle: Korkularımla, endişelerimle yüzleştim. Bundan sonra kendim için farklı bir yaşama başlıyorum de. Güne daha farklı ve daha mutlu uyan, sahip olduğun her şeyden keyif ve zevk almaya başla. Çevrendeki insanların değerini, ne kadar değerli olduğunu daha fazla görmeye başla. Hayatın içinde insanın başına her şey gelebilir. Bunu unutma. Ve başımıza gelen şeylere acıyı yükleyen biziz aslında. Hiçbir olay tek başına acı değildir. Sevgilinden ayrıldın. Acı mı? Acı gibi görülüyor. Ama sen ona acı yüklemezsen acı değildir aslında. İşten kovulmak acı mı? Öyle görülüyor. Sen ona acı yüklemezsen Acı değil aslında. Sevgilin gitti, belki de evleneceğin hayatında seni mutlu edecek bir eş için gitti. Bilemezsin sen bunu. İşten kovuldun, belki de çok daha güzel bir iş fırsatı seni bekliyor. Bilemezsin sen bunu. Allah zulmetmez, sadece öğretir. Başımıza gelen her şey bize bir şeyler öğretmek için aslında. Bunları ödül ya da ceza olarak biz algılıyoruz. Dilerseniz başınıza gelen şeyleri lanetleyebilirsiniz. Ama o zaman tekamülünüzü tamamlayamazsınız. Hayatın öğreticiliğinden istifade edemezsiniz. Belki de başımıza gelen acıların çoğu bize bir şeyler öğretmek içindir. Her şeyin bir anlamı var. Kavrayabilene. Bunun kim farkında? Yaradanla temas içinde olanlar bunun farkında. Yaşadığımız hiçbir olay nedensiz değil. Bunu bilelim. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.